Kocaeli'nin yeni nesil televizyonu. Kocaeli Gebze TV. Horasan erenleri, Allah dostları, onlar Orta Asya'dan gelip buralara yerleşmişler ve buraları vatan yapmışlardı. Tıpkı Eskisar Kalesi'ndeki Bayraklı Dede gibi, o tarihi Selvi Ağacı. Ne Bayraklı Dede var, ne tarihi Selvi Ağacı. Bulunduğumuz yer de tam otoparkın yanı aşağıda. Burası da Çanaklı Dede. Her biri birer Horasan ereniydi. Eskisar'ı bizlere vatan yapanlardı. Canlı şahitlerle birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhaba. Bize bilgi verir misiniz? Burada çocukluk yıllarınız geçti. Atalarınız 1850 yılından beri buralarda. Emin Efendi'nin torunlarısınız. Çocukluk yıllarınızı geçirdiğiniz buradaki bu iki türbeyle ilgili bilgi alalım sizden. Bayraklı Dede kalede Selvi'nin dibinde yatar. Ve kaleye ilk Osmanlı bayrağını çeken şehidimizdir. Diğeri de Çanaklı Dede, köye emek veren, köyün gelişmesine katkıda bulunan erenlerimizdendir. Çanaklı Dede'nin türbesi maalesef günümüze erişmedi. Burada 5 tane Selvi'nin türbesi. Şu an bulunduğumuz yerde tuvalet var. Hemen tuvalet arkamızda var. Selvi ağaçları var. Evet. Çanaklı Dede'nin türbesini biliyor musunuz siz? Bu Selvilerin bulunduğu alanda. Yani şu an kapalı. Hemen burası önümüzdeki değil. Tuvaletin bulunduğu bu bölgede. Bu bölgede. Nasıldı evet. Efendim? Bir anlatın Çanaklı Dede ile ilgili. Türbesi yoktu. 5 tane Selvi'nin dibinde yatardı ve biz köyün insanları buraya hastalandığımız zaman dua etmeye gelirdik. Bizim köyün yaşlıları, yürüyemeyenleri bile yarı yola kadar gelip buradan Çanaklı Dede'ye dua yollarlardı. Çanaklı Dede'nin özelliği, köye su getirmek istemiş ve köylüye rica etmiş bana yardım edin diye. Köylü de yardım etmemiş. Bunun üzerine çok kızmış, çok sinirlenmiş. Bu köy demiş ne umduğunu bulsun ne de bulduğunu umsun. Ama işte çanak çömlek gibi şeylerle o çeşmeyi de buraya yapmaya azmettiği için de çeşmesi yapmış. De varmış değil tabii mi burada? Köyün içinde yalnız o yukarıdaki çeşme değil. O köyün içindeki çeşme Çanaklı Dede çeşme. Çanaklı Dede'nin çeşmesi. Ve buradaki bu türbenin, bu Horasan Ereni, evet. Alperen'in türbesi, çeşmesi evet. Öyle mi? Evet. Nasıldı? Bir anlatır mısınız çocukluk yıllarınızı? 1960'lı yılları burada biliyorsunuz. Buyurun. Burası Dalyan dediğimiz yer bizim. Balık tutulurdu burada. Balıkçılar gelirdi. Hayri kaptanlarımız vardı balık tutan. Annem küçükken burada bedava balık almak için onlara işte illa bir türkü söyle derlermiş. Annem güzeldi, sesi çok güzeldi. Türküsünü söylermiş. Annemin elinde 7 yaşlarında işte, öyle mi? 7 yaşlarında balığını verirlermiş. Aferin güzel söyledin derlermiş. Bir de annem çocukken getirdiğinde bize ahşap bir camimiz vardı bizim hemen. Eskisar'da. Eskisar'da. Denizin dibindeydi o cami. Yani denizle cami arası 2-3 metredir. Annem oranın bütün halılarını çıkarttırıp bize temizletirdi camiyi. Tabutluğu da ben temizlerdim. Yani biz diyorum ya köyün başka bir insanıydık. Köyü temiz tutardık, kağıt atana kızardık, pislik edene kızardık. Yani bu köyü çok iyi tutardık. En büyük üzüntümüz feribotun geldiği yıllardı. 1980'li yıllardır. Eyvah köyümüz elden gidiyor dediğimiz yıllardır o yıllar. Siz yakına kadar hep gelir miydiniz buraya? Hep geliriz biz. Halen gidip geliyorsun. Evet, halen gidip geliriz. Bu Çanaklı Dede'ye yine dönecek olursak, bakın şu an tuvalet burası. Hiçbir eser iz yok. Selviler de kurumuş bir kısmı. Kalenin içindeki Bayraklı Dede Selvisi yok. Hiç neler söylersiniz efendim? Çok vicdanım kanıyor, vicdanım acıyor. Yani burada mutlaka bunu bilen eski ailelerden insanlar vardır. Seyit Ağlar gibi, katiplerin evlatları gibi. Ama lütfen yani hepimiz aynı ilgiyi gösterelim. Ben bütün Gebze'de yaşayanları benim insanım, benim topraktaşım olarak görüyorum. Hiç 60'ta gelmiş, 70'te gelmiş gibi düşünmüyorum. Hepsine gönül kapılarımız açık ama Gebze'nin bu tarihi kültürüne lütfen Eskisar'ın özellikle sahip çıkalım. Kardeşiniz galiba, kız kardeşiniz. Hanımefendiye uzatın. Kalenin eteklerinden denize mi giriyordunuz? Çocukluk yıllarınız bir anlat. Burada çok güzel bir kayalık vardı. Böyle basamak basamak da oradan denize girerdik. Sonra denizden çıktıktan sonra da kaleye tırmanırdık. Ama tabii ki çok eski haliyle. Suhurca tırmanırdık. Çok zor şartlarda nasıl düşmeden tırmanıyorduk tabii onu bilmiyoruz. Ama annemin en büyük korkusu oydu ki bir gün oradan düşeceğiz diye. Ama ısrarla oraya çıkıp oraya da otururduk. Ama tabii bu kadar bakımlı değildi o zaman. Oraya çıkar orada oturur manzarayı seyrederdik. Dönen merdivenle çıkardık oraya. Siz kültür sanat da yapıyordunuz değil mi? Biraz önce ablanızın... Tiyatro buyurun, yapıyorduk kendi tiyatromuz vardı. Buraya gelenlerin arabalarını çevirirdik. Bir masa koyardık o ilkokulun kapısının oraya.
Bütün arabalardan içinde oturanları sayardık, yani para alırdık. Özellikle İngilizce konuşarak turistleri bile gezdirdim. Bir de turistleri parayla gezdirirdim ben. Tabii. Öyle mi? Tabii Karamürsel'den, NATO üssünden buraya subaylar gelirdi, Amerikalılar gelirdi. Ben bir de kolej yıllarım olduğu için onlara çat pat İngilizce anlatırdım. O zaman değerli izleyenlerimiz bir İngilizce eski sarı... Şöyle konuşabileceğiz değil mi? O kadar konuşamam. Bir de bilebildiğimiz kadar bir İngilizce eski sarı tanıtsın. Eski sarı herhangi bir yer değil. Evet, Osmanlı'nın Pelekonan savaşlarının gerçekleştiği yer. Orhan Gazi'nin Konstantin İmparatorunu burada yıkıp Pelekonan savaşlarını kazanarak Osmanlı'nın cihan şumul devlet olduğu bölge burası. Çayırova ile eski sarı arası Pelekonan savaşlarının yapıldığı yer. Bir anlatın İngilizce bize. Neler anlatırdın? Çok bilemem de. Bildiğiniz o kadar anlaşılmıyor. Deriz Hisar-ı Atik. Ben Hisar-ı Atik diyorum yani eski ismiyle. Eski sarın en güzel özelliği kültürlerin bir arada olması. Burada Alman evalar vardı. Onlarla da İngilizce konuşurdum. Eva bu hemen deniz kıyısında otururdu. Lamia Hanımlar vardı. Ev yemekleri yaparlardı yukarıda. Bu kültürü Türk yemekleri olarak yapardı. Siz menü veremezsiniz ona. Şu yemeği yap diyemezsiniz. O size oraya rezervasyon yaptığında kendi yemeklerini yapardı. Ve altında bir kanarya evi vardı onun. Lamia Hanım'ı da kaybetmiş Eskisar. Ürgübe yerleşmiş şimdi o. Eskisar'ın eski insanları maalesef kalmadı. Dışarıdan çok fazla insan geldi. Ama ben gelenlere hep sefalar getirdiniz diyorum. Bakın sakın bunu başka türlü almayın. Ama hep beraber bu kültüre sahip çıkalım. İnşallah. Hep beraber olalım, bu kültüre sahip çıkalım. O zaman şöyle dönelim Bayraklık Dede'nin ruhu Bayraklı için. Dede. Ve hemen şurada, belki burada, neredeyse Çanaklı Dede değil mi? Birer Fatiha okuyalım. Evet, değerli izleyenlerimiz, değerlerimiz onlar. O Bayraklı Dede, bayraklar inmesin diye canını feda etmişlerdi. İşte Çanaklı Dede burayı kuran bir Horasan ereniydi. Biz o efendim, çeşme. Kendi lisanımızda bir türbeye, kabre geldiğimizde selamun aleyküm dediz önce. Buyurun. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. Çanaklı Dede. Evet, selam verdik. İnşallah mezarını Kocaeli Valimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kocaeli Kültür Turizm İl Müdürlüğümüz araştırır. Hem Bayraklı Dede'nin hem de buradaki Çanaklı Dede'nin ki Horasan ereni Alperenler mezarları yapılır. Buradan onları göreve davet ediyoruz. Başta Çanaklı Dede ve Bayraklı Dede olmak üzere tüm geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Kocaeli'nin yeni nesil televizyonu. Kocaeli Gebze TV.